Evet, terör saldırısının yankılarını konuşacağız. Rusya bu saldırıya nasıl bir yanıt verecek acaba? Saldırıyla ilgili de ABD, İngiltere ve Ukrayna'yı suçladı Rusya. Gerilim tırmanıyor. Şimdi konuklarımla değerlendireceğiz. İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tarık Oğuzlu konuğum. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Şeref Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler ve stüdyomuzda da Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin yanımda. Çetiner sen de hoş geldin. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Rusya İstihbarat ve Güvenlik Servisi Başkanı'nın açıklamaları var. Oradan başlayayım hocam sizinle. Bortnikov diyor ki bunun böyle olduğunu düşünüyoruz. Yani ardından Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve İngiltere'nin olduğunu düşünüyoruz. Zaten elimizdeki faturaya bakarsak bir genel bilgi bu ama onların da çok büyük bir kazancı var bundan diyor. Varlığınızı kanıtlamak için ne yapılması gerek? Arka planda sabotaj ve terör eylemleri yapılması gerekiyor ki hem Ukrayna istihbaratı hem İngiliz istihbaratı yöneticilerinin hedeflediği şey budur. Amerikan istihbarat servisleri de bu konuyu hep konuştular diyor. Şimdi bu terör saldırısından kimin ne çıkarı olabilir? Yani Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'nın, İngiltere'nin ne çıkarı olabilir? Ne hedeflenmiş olabilir? Oradan başlayalım atılacak adımlara, atılabilecek olası adımlara geçmeden önce. Evet, çok çok önemli bir gündem maddesi ve çok güzel bir soru açıkçası. Sonuçlardan yola çıkarak kim kazançlı çıkıyor acaba bu olaylardan? Evet. Buna cevap vererekten suçluyu bulma çalışması bu. Evet. Kağıt üzerinde kolay bir egzersiz gibi gözüküyor ama işte kolay bir egzersiz değil. Doğru. Şimdi böyle bir ortamda tabii ki Putin'in yapacağı açıklamalar sizin de altını çizdiğiniz yönde açıklamalar. Bunlar çok normal açıklamalar çünkü canı yanmış kendi ülkesinde, başkentinde 140 kadar insanını kaybetmiş böyle vahşi bir eylem üzerinden ve o da doğal bir suçlu alıyor, eleştiri oklarını yöneltecek birisi arıyor, bir cezayı kesmek, faturayı kesmek istiyor. En yakın aday da açıkçası Ukrayna ve arkasındaki batılı güçler, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere. Ama şu anda hiçbir veriye sahip değiliz. Yani Çetiner Bey de mutlaka konuşacaktır. O da beni düzeltsin. İnşallah yanlış bir şey söylemiyorum. Yani hiçbir veriye sahip değiliz. Yani gerçekten bunu Amerika ve İngiltere bir şekilde Rusya'nın canını acıtmak için planladı mı? Yoksa gerçekten uzun yıllardan beri biliyorsunuz IŞİD'in Horasan ayağıyla birlikte Rusya'ya yönelmiş bir tehdit de vardı. Bunda bir azalma yoktu. Rusya'nın imajı bu terörist örgütler nezdinde son derece kötüydü. Yani Çeçenistan'daki mücadelesi olsun, Suriye'deki varlığı olsun, bu IŞİD'in Horasan ayağı tarafından ciddi bir tehdit olarak algılanıyordu. Onlar da bir fatura kesmek istiyorlardı açıkçası Rusya'ya. Ama burada olay ne biliyor musun? Benim yani ilginç bulduğum şey zamanlama. Yani durup dururken kimsenin ummadığı bir şey oldu. Yani şunu diyebiliriz. Evet, istihbarat örgütleri bu tarz olası tehlikeleri biliyorlardı. Kayıt altına alıyorlardı, takip ediyorlardı. Ve hatta birbirlerini uyarıyorlardı. İşte Amerika uyardın diyor ya Rusya'yı mesela. Evet. Ben seni uyarmıştım diyor. Tedbirini alsaydın diyor. Bu ama bu bunun ötesinde bir şey bu. Niye böyle bir saldırı böyle bir zamanda oldu? Şimdi şöyle bakıyorum açıkçası. Şimdi biz kaç zamanda neyi konuşuyoruz Serap Hanım? Dünyanın gündemi de ne var? Gazze Savaşı var değil mi? Yani Ukrayna Savaşı bile bu kadar şu anda önemli değil. O bile yavaş yavaş düşmeye başlamıştı. Bir Gazze Savaşı var. Gazze Savaşı sırasında İsrail'in bir sıkışmışlığı var. Bütün dünya kamuoyunun açıkçası eleştiri okları Netanyahu hükümetine yönelmiş durumda. Amerika ile Netanyahu arasındaki ilişkilerin de geleceği sorgulanır bir noktaya gelmeye başlamıştı. Burada bir sıkıntı vardı ve İsrail'in bu saldırılarından dolayı yaşadığı bir kuşatılmışlık, sıkışmışlık durumu vardı. Ya şimdi biraz komplovari düşüneceğim. Özür dilerim. Yani belli bir veriye dair konuşmuyorum ama şimdi bu saldırı oldu. Biz ne konuşmaya başladık tekrardan? Putin'in Rusya'daki macerasını konuşmaya başladık. IŞİD'den bahsetmeye başladık. Avrupa'da ve dünya kamuoyunun genelinde yükselen bir İslami terör endişesinden konuşmaya başladık. Belki de neyi az daha konuşacağız bu süreç böyle devam ederse? Gazze'deki olayı belki daha az konuşacağız. Evet. Belki de tam da böyle bir ortamda Rafah'ta İsrail hükümeti, Netanyahu hükümeti askeri bir operasyon düzenleyecek. Bilmiyoruz. Yani acaba diyorum bu soruları sormak istiyorum ya. Yani. Bunlar bence önemli bir soru. Niye bu zamanda oldu bu? Evet. Niye bu zamanda oldu? Sizin sorunuzu... Şunu da söylüyorum. Buyurun. Buyurun lütfen.
Şunu da söyleyeyim, müsaade ederseniz, mesela Ukrayna'daki savaşın gidişatına baktığınızda da nasıl bir resim ortaya çıkıyordu son zamanlarda? Sanki bu savaş yavaş yavaş Rusya'nın lehine doğru dönmeye başlamıştı. Yani yıpratma savaşına döndüğünü biliyorduk ama Batı'dan Ukrayna'ya yönelik ciddi bir askeri destek gelmeyeceğine yönelik sinyaller de ortaya çıkmaya başlamıştı. Bunu da görüyorduk, bunun da farkındaydık. Dolayısıyla Ukrayna savaşı böyle devam ederse Rusya bundan kazançlı çıkar noktasında bir endişe vardı. Yani ekonomik ambargolardan dolayı da Rusya'nın çok fazla köşeye sıkışmadığı, canının yanmadığı da açıkça ortadaydı. Tam da böyle bir ortamda Putin bir hafta önce seçim kazanmış. Tam da böyle bir ortamda böyle bir saldırının olması tekrardan Rusya'yı topun ağzına koymamıza, yani bu yaşananlardan dolayı Putin'in olası davranışlarını tahmin etmeye çalışmamız bile Putin üzerinde bir stres kaynağı aslında. Köşeye sıkıştırma stratejisi. Yani acaba diyorum, yani bir veriye dayanarak konuşmuyor ama hissettiklerim garip şeyler olduğunu söylüyor. Peki Çetin Er, hocamızın dediği şey, yeni bir veri var mı? Yani bunun ardında kim olabilir, ne hedeflenmiş olabilir? Senin yorumun ne? Şimdi Serap, tabii terör örgütleri aslında ne için var sorusunun cevabı. Terör örgütleri genel itibariyle dünyada işleyiş tarzı açısından baktığın zaman istihbarat örgütlerinin ya da devletlerin özel yapılarının verdiği siparişleri yerine getirmek için vardır cevabını buluruz. Bu PKK için de böyledir, El-Kaide için de böyledir ve yine radikal gruplar için de bu böyledir. DAEŞ için de bu böyledir. Şimdi olaya aslında iki boyutuyla bakmak lazım. Birinci boyutu aslında bugün Moskova'da meydana gelen bu olayda biz aslında çok öncesinden bunu öngörebilmeliydik. Yani en azından bu stratejik süreçleri takip eden, askeri hareketlilik süreçlerini takip eden ya da dünyanın mevcut durumundaki hareketliliği takip eden insanlar açısından söylüyorum. Neden diyeceksiniz? Şimdi Afganistan'dan Amerika çekildi ve 100 milyar doların üzerinde bir masraf yapmasına rağmen gördük ki Amerika sadece uçaklarına, kendi personelini, elemanlarını aldı ve bir de aklımızda kalan kötü bir görüntü, Amerikan uçaklarının tekerlerine sarılmış Afganistan halkı vardı. Şimdi o dönemde Zalmay Halilzad kendi eliyle Doha'da Afganistan Taliban'ın eline verdi ama biz sadece somut önümüzdeki tabloyla ilgilendik o dönemde. Bütün medya içinde bu geçerlidir. Fakat Taliban'ın Afganistan'ı aldığı günden itibaren Taliban sadece kendi başına orada var olmadı. Aynı zamanda El-Kaide oraya gitti. Aynı zamanda DAEŞ oraya gitti. Ve DAEŞ Suriye'de küçülürken orada, orada büyümeye başladı. Aslında DAEŞ'in orada büyüme hikayesi de işte DAEŞ'in Horasan koluyla beraber başlayan bir durum. Bir taraftan da Afrika'da Sahel hattında büyüme görülmeye başladı. Aslında bu şu anlama geliyordu. DAEŞ kendi merkezinde operasyonlarla küçülürken kendi kollarına güç vermeye başlayan bir yapıya dönüştü. Ama merkez komite yine aynı şekilde. Bir taraftan Sahel hattında, yani Afrika'da Arap kökenli militanları kullanırken Horasan kolunda ise daha çok Orta Asya kökenli teröristleri, militanları kullanmayı tercih etti. Bakın bugün Tacikistan meselesinin başlı başına incelenmesi gerekir ki Tacikistan 10 milyon nüfusu olan Sovyetlerden bu yana o coğrafyanın en fakir toplumunun olduğu ve son 2015'ten beri de çok yoğun baskıların olduğu bir ülke. Yani bir taraftan İslami sembollerin yasaklandığı, başörtüsünün yasaklandığı, okullarda eğitimlerin yasaklandığı, camiye 18 yaşından küçüklerin gitmesinin yasaklandığı ve baskıların her geçen gün arttığı bir ülke ve baskının arttığı yerde radikalizm yer altında artık kendisini geliştirmeye başladı ve DAEŞ için inanılmaz bir alana dönüştü. Ve DAEŞ önce aslında biz Moskova'daki olaya bakmayalım, bir İran'a bakalım. 100 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de de DAEŞ'in Horasan kolu eylemler gerçekleştirdi ve Türkiye... Sarıyer, Santa Maria Kilisesi elbette geldi aklıma. Bu İran'da Kasım Süleymani'nin cenazesinde yine Horasan kolu muydu? Elbette. Arda arda bunları şimdi, duyduk. Şöyle bakalım Serap, hiçbir devlet, yani şu an Rusya somut deliller elde etse bile Amerika bu işi yaptı demez. Şu anda siyasi bir dille, çünkü siz bir devlet benim ülkemde
böyle bir eylem yaptığı açıklamasını yaptığınız andan itibaren artık ona bir savaş ilanı yapmanız gerekiyor. Hı hı. Ama şu anda o diplomatik değil, genel itibariyle liderler bazında değil, daha çok işin istihbarat boyutunda yatay yürüyen ilişkiler üzerinden giden bir süreç var. Hı hı. Çünkü genel itibariyle zaten terör örgütleriyle ya da silahlı yapılarla istihbarat başkanları ya da istihbarat çünkü yapıları... Çünkü bazen de terör örgütleri de sıkıştıkları yerlerde işte beni kullanın ben buradayım diye de eylem yapıyorlar. Şöyle, yani onlar da bu güçleri kullanıyor işte tam kullanıldıkları ona, kadar. Tam da yani, ona geleceğim. Şimdi DAEŞ nerede sıkıştı? Suriye'de ilk sıkıştı. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri sahaya indi. El Baba kadar terör örgütünün hareket alanlarını tamamen kısıtladı. Hı hı. Bir taraftan da baktığın zaman Serap şöyle bir tablo var. Bir, son bir yılda 1316 tane Türkiye'de operasyon düzenlenmiş DAEŞ'e yönelik. Bakın bu çok büyük bir rakamdır. Yani son bir yılda 1 Haziran itibariyle 23 Mart'a kadar olan süreç içerisinde ben şöyle bir inceledim yayına gelirken. Hı hı. 1316 tane operasyon düzenlenmiş. 692 kişi tutuklanmış. Hı hı. 2733 kişi gözaltına alınmış. Ve DAEŞ gibi bir terör örgütünün hareket alanı olabildiğince kısıtlanmaya çalışılmış. Bakın mesela bizim bundan sonra dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Buna istihbarat örgütlerimizde, polisimizde, jandarmamızın da çok dikkat etmesi gerekiyor. Biz DAEŞ'in ilk kurulduğu dönemde El-Kaide ve DAEŞ militanlarını Arap kökenli, Orta Doğu'dan gelen insanlar üzerinden tanımlıyorduk. Hı hı. Ama şimdi karşımızda artık eski Sovyetlerden yıkılmış, başka coğrafyalardan da gelenlerin olacağını görüyoruz. Hı hı. Ve zaten çoğu gözaltılar da bunlar üzerinden gerçekleşiyor. Bir başka yönüyle baktığın zaman mesela ben şöyle söyleyeyim. Benim öngörüm bu ülkeler de bence dikkat etmelidir. Köln'de, Strasbourg'da ve Viyana'da. Hı hı. Önümüzdeki süreçte DAEŞ'in Horasan kolunun eylem yapma potansiyeli var. Ve benim görüştüğüm birçok insanda örgütün şu anda örgütlenme modeli. Özellikle şehir veriyorsun. Köln, Strasbourg, elbette, Viyana. Elbette. Çünkü bu bölgelerde olağanüstü bir yoğunlaşmalar var. Bakın bunların tweet hesaplarına baktığınız zaman, Telegram hesaplarına baktığınız zaman, yaptıkları mesajlaşmalardaki hareketliliğe, yol hareketliliğine baktığınız zaman bir öngörüde bulunuyorsunuz. Bakın ben orada olacak diye bir çıkarımda bulunmuyorum ama öngörüm. Ki 12 yılım benim Orta Doğu'da geçti. Yani evet. İsrail'de, Irak'ta, Suriye'de yaşayarak gazetecilik yaptım. Benim öngörüm artık DAEŞ'in, Horasan kolunun Avrupa'yı da bir tehdit haline dönüştüreceği. Türkiye için de peki? Yani bu dediklerim bana Türkiye'de... Washington Post mesela Pentagon belgeleriyle İran, Türkiye ve Rusya'ya bir geçiş var diye yazdığı bir haberde böyle bir bilgiyi de not olarak düşmüş daha yeni bugün okuduğum. O yüzden seni dinlerken o da aklıma Serap, geldi. Bu bir cümleyle lütfen hocamıza bu da dönelim. Vaktimiz biraz ama sınırlı. Bu mümkün derken de şöyle bir durum var. Şimdi bir yıl içerisinde 1316 tane operasyon düzenlenmiş. Ve zaten çok yoğun bir takip var. Yani bir de şöyle de bir durum var Serap. Bu örgütler kontrpiyasa çalışan örgütlerdi. Yani çok birbiriyle iletişim kuran, birbiriyle doğrudan elektronik cihazları kullanan yapılar değildir. Dolayısıyla bu yapıları takip etmek de çok kolay değil. Bakın mesela DAEŞ ortaya çıktığı zaman bir anda biz afalladık, bir duraksadık. Sonra kendimize bir geldik, toparlandık ve mücadele sürecini başlattık. Niye? Çünkü sizin bunları takip edebilmeniz için polis istihbaratı, jandarma istihbaratı, MİT'te Arapça bilen personel sayınızı en az 10 kat arttırmanız gerekiyor ki bunların yazışmalarını, maillerini, elektronik ortamdaki takiplerini, yazılarını, analizlerini çünkü bunların da yayınları var. Bunları takip etmeniz gerekiyor. Peki. Bunlar çok büyük yatırımlardır ve görünmeyen yatırımlardır. Ve daha da önemlisi bu örgütler de birbirini çok ciddi anlamda etki altına alabiliyor. PKK, DAEŞ'i, DAEŞ, El-Kaide'yi. Yani hepsi birbirinden çok rahatlıkla etki alanı oluşturabilecek pozisyonda. Çok az vaktimiz kaldı hocam. Buradan sonra peki Rusya'dan nasıl bir adım beklenebilir? Öngörmesi zor ama bu konuda bir öngörünüz varsa onu duymak isterim.
Teşekkür ederim. Hemen söyleyeceğim ama Çetin Erbey'in yapmış olduğu yorumlara ufak bir katkı yapmak lütfen istiyorum. Bakın bu saldırıların niye şimdi olduğu ve niye Rusya'yı hedeflediğine yoğunlaşmamız daha doğru olmaz mı? Mesela D aşı etkisiz hale getiren asıl ülke Amerika değil mi? Amerika'nın operasyonları değil mi? Hı-hı. Eğer D aşı IŞİD belli bir tarafı grubu şey alacaksa, hedef seçecekse bu niye Rusya, İran ya da Türkiye olsun? Yani bu ülkelerden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı mı DEAŞ hareket edemez hale geliyor? Hayat daha arası, hayat sahası sıkışıyor. Manevra alanı kabiliyeti azalıyor. Bilakis Amerika'da ve Batılı güçlerin operasyonlarından dolayı. Yani bir fatura kesmek istese DEAŞ, rasyonel bir aktör olduğunu varsayarak söylüyorum bunu. Hı hı. İlk faturayı keseceğin şey Batılı ülkeler olacak. Yani Rusya'dan yana bir sıkıntısı olduğunu biliyorum. İran'dan yana sıkıntısı var. Türkiye'den yana da var ama asıl sıkıntısı asıl Batılı ülkelerle olan hı hı sıkıntısı. Ha, niye oralara, Allah muhafaza olsun demiyoruz tabii, yanlış anlaşılmasın. Gerçi orada yani da alarma geçtiler yani böyle bir geçtiler kaygı ama ve beklen. Yine bakın asıl böyle bir saldırıyı Rusya da yapıyor. Acaba bilmiyorum bunun arkasında ne var? Yani Çetin Erbey'in söylediği şey de doğru. Terör örgütleri kendi başına hareket etmiyorlar. Belli aktörlerin birbirlerine karşı strateji gol atma sevdasında kullandıkları araçlar bunlar. Ben bu işin zamanlamasına çok fazla dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bakın bir ay öncesinde bile böyle bir şeyi kimse tahmin ediyor muydu? Böyle bir haber gündemde var mıydı? Böyle bir ihtimalden bahsediyor muyduk biz? Yani yüksek olasılık, aman dikkatli olalım diyor muyduk? Demiyor. Birdenbire sürpriz yani, anlık bir şey. Ya bu enteresan bir olay bence. Gelelim sizin sorunuzda, çok da fazla vaktinizden çalmadan söyleyeyim. Rusya'nın yani şu ana kadar yapıyor olduğu şeylerin ötesine geçip çok daha radikal bir şey yaparaktan özellikle Ukrayna sahasında yani bir maceraya girişeceğine ben ihtimal vermiyorum. Yani zamanın biraz geçmesiyle ortamın soğumasıyla şu anda Rusya Ukrayna'da ne yapıyorsa Batı ile ilişkilerindeki gerginlik ne boyuttaysa bu devam edecek. Ama radikal bir şey yapacağını hiç düşünmüyorum yani. Peki Profesör Doktor Tarık Oğlu çok teşekkür ediyorum. Miyim, Serap? Çok kısa şunu söyleyeyim çetine. Öncelikle amaç aslında enerji hatlarının olduğu noktaların hepsi problemli ve silahlı terör örgütleri bu bölgelerde. Yani ya İran bu sahalara girecek, Beluç bölgelerine girecek, ya Rusya girecek. Rusya Sovyetler döneminde girdiğinde Afganistan'da Sovyetler dağıldı. İran girerse, İran bu hatanın olabileceğini öngörerek hemen Pakistan'la anlaşma yoluna gitti. Çünkü Pakistan'da boru hatları bitmek üzereyken son anda işler askıya alındı. Yani bu işler sadece ülkelerin içinde bulunduğu pozisyonlar değil. Bir kısa cümle daha söyleyeyim. Rusya konusunda çok ben Rusya'nın daha fazla volümü yükselteceğini düşünmüyorum. Öyle hani Litvanya'ya oraya buraya saldıracaksın. Çünkü bu daha büyük bir sıkıntı yaratır. Çok katı elinde delillerin olması gerekiyor. Peki Çetin, Erçetin çok teşekkürler. Tarık Hocam çok teşekkürler.